Herkese merhaba. Bazı filmlerde karakter ve olaylara göz hizasının, yani standart görüş düzeyinin çok daha üzerinden bakarız. Üst açı olarak adlandırılan bu konum, birbirinden farklı anlamların referans bakış açıları olarak kullanılır. Örneğin 1981 yılı yapımı Possession filminde Zulawski, karakterin çaresizliğini ve güçsüzlüğünü göstermek için üst açıyı kullanır. Klostrofobi, sıkışmışlık, boğulma duygusu ve kaygısını izleyicide hissettirmek adına Craven, A Nightmare on Elm Street filminin pek çok sahnesinde üstten bakmayı tercih eder. Çek yeni dalga sinemasının geç dönem örneklerinden olan Krematör filminde ise yönetmen Herz, tanrısal bakışın karşılığı olarak üst açıyı kullanır. Tekinsizliği, paranoyayı ve kötülüğün otoriter bakışını görselleştirme kaygısı taşıyan yönetmen Argento, şeytani bakışın karşılığı olarak pek çok filminde üst açıyı tercih eder. The Darkman filminin son sahnesinde Raimi, akrofobiyi yani yükseklik korkusunu izleyicide yaşatmak adına karakterlerini tepe noktalardan görüntüler. Metafizik duyguların dışa vurumu ve maneviyat üzerine yapılan görsel referanslarda yine üst açının sinemadaki yaygın kullanımına tanıklık ederiz. Tüm bunların dışında iyi ve kötünün stratejik konumunu gösterirken ya da grafik uyumlu atmosferler yaratmak istediğimizde üst açıyı kullanırız. Haftaya bir başka bakış açısını anlamlandırmak üzere, hoşça kalın.